değerli arkadaşım, kazanım 20 ile karşındayım. Şimdi ne yapacağız? Yine değişken değiştirme ve belli integral. Devam ediyoruz. İyi seyirler. Gelsin birinci sorumuz. Gelsin. Şimdi f5 eksi f2 tabii ki de ne demiş? 7 demiş. Tamam. İntegral ile türev birbirini götürecektir. Değil mi? Buradan ne gelecektir? Sonucumuz fx gelecektir. Tabii ki 2'den 5'e kadar. Bu da nedir değerli arkadaşım? F5 tabii ki büyük F değil, küçük F. F5 eksi F2 karışmasın. F5 eksi F2 de soruda 7 olarak verildiğine göre birinci sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? 7 olacaktır. Geldik ikinci sorumuza. Değişken değiştirelim mi? Haydi değiştirelim. Burada gönül rahatlığıyla değiştirebiliriz. U eşittir x kare eksi x'e diyelim. Buradan du eşittir 2x eksi 1 dx gelecektir. Hay hay, bu o zaman burası du oluyor değil mi? Dolayısıyla integral, pardon, buradan devam edelim. İntegral sınırları yazmıyorum şu anda. U kare çarpı du oluyor. Bu da u küp bölü 3 değil mi? Şimdi sınırları yazmıyorum. Sınırları yazmıyorum. Neden? Çünkü sınırları değiştirmek zorundayım eğer u'ya göre yapmak istersem. Ama ben diyorum ki bunun sınırlarını x kare eksi x'i yazalım. X kare eksi x'i yazalım. Bunun küpü. Onun küpü. Sınırlarımız nedir? Bölü 3. Şimdi u x'e tekrar dönüştürsek sınırlarımız eksi 1'den 1'e kadar. İster böyle mi çözmek istersin? İstersen x eşittir eksi 1 yazarsan, x yerine eksi 1 yazarsak eksi 1'in karesi 1. Eksi 1 eksi 1 artı 1 olur. U eşittir 2 çıkar. X'e 1 verirsek 1 eksi 1'den u eşittir 0 çıkar. Hay hay, o zaman sınırlarımız eksi 1 verirsek 2'den 0'a mı demek istersin? 2'den 0'a. Bunu mu çözmek istersin? Bence tabii ki de ben bunu çözmek isterim şahsen. 0, 1 bölü 3'ü dışarıya atıyorum. 0'ın küpü 0, eksi 2'nin küpü 8. 0 eksi 8, eksi 8 bölü 3. Yani ikinci sorumuzun doğru cevabı A seçeneği mi oluyor? Evet, A seçeneğidir değerli arkadaşım. İstersen de tabii ki de şu ifadenin sonucunu bulabilirsin. Sen bilirsin. Geldik 3. ve kazanım 20'nin son sorusuna. Evet, burası fx, burası fx dx. O zaman fx'e u dersek, u eşittir fx diyecek olursak, du eşittir fx x dx olacak mıdır? Tabii ki de olacaktır. O zaman burası du, burası u. Sonuç olarak integral sınırları yazmıyorum. U çarpı du oldu mu? Tabii ki de oldu. Bu da u kare bölü 2, sınırları yazmıyorum. U dediğimiz ifade neydi? Fx, fx'in karesi bölü 2. Çünkü işime geldi burada yazmamak. 1'den 2'ye kadar. Burada daha basit oldu yazmayınca. O zaman f kare 2 eksi f kare 1 bölü 2 diyeceğiz. Şimdi f'te 2 4'tü. 4'ün karesi 16. 4'ün karesi eksi f 1 2 idi. 2'nin karesi bölü 2. 16'dan 4 çıktı. 12 bölü 2'den 6'dır. Evet, 3. ve son sorumuzun doğru cevabı C seçeneği, yani 6 olacaktır. Evet değerli arkadaşım, kazanım 20'nin de sonuna geldik. 21'de görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.